Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nin sayfasındayız. Ve bugün canlı yayın konuğum çok değerli ama çok farklı bir mesleğe sahip. Kim diyeceksiniz? Televizyon sunucusu, yazar, konuşma eğitmeni, efendim akademisyen, Türkiye Sigarayla Savaş Yönetim Kurulu'nun üyesi ve bizim de çok sevdiğimiz Sevinç Satıroğlu. Şimdi onu da yayına alıyorum ben. Beraber bir sizlere merhaba diyelim. Efendim, hoş geldin. Selam. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ne güzel görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Seninle çok beraber daha keyifli olacağız. Çünkü çok özellikle konuşma üstadı varsa karşımızda, yani bize böyle şey düşer. Ne derler? Yani işimizi yapmak düşer diyelim. Estağfurullah. Şimdi sen, estağfurullah. Ben çok seni teşekkür ederim. Şöyle tanıttım. Tabii televizyon sunucusu, yazar, konuşma eğitmeni, akademisyen dedim. Ama senin daha çok özelliklerin var. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorsun. Dünya kadar şey yapıyorsun aslında. Yani içinde insan faktörü olan her şeyin içindesin. Dolayısıyla bu da herhalde sana hepsi katma değer kazandırıyor ve daha farklı işler, daha nasıl coşabilirim diye mutlaka kendini zorluyorsundur. Şu anda ortalık biraz durgun. Nasıl gidiyor? Yani nedir durumlar? Evet. Nasıl gidiyor? Aslında pek de durgun değil. Ben yine koşturuyorum. Bu işte süreç başladığında, COVID-19 başladığında hepimiz bir ne oluyoruz oldu. Mart ayındaydı ve benim işte bayağı bir Haziran ayına kadar devam eden, normalde sezon, yani sunuculuk anlamında sezon Haziran ayında son bulur. Hazirana kadar olan böyle yaklaşık 50 tane falan işim iptal oldu, yani sunuculuk işleri, ama bu sefer olaylar online platformlara taşınmaya başladı biliyorsun. Artık işte o konferansları, zirveleri online'a taşıdık. Ben online sunuculuk yapmaya başladım. O da başka bir şey aslında. Başka bir tarafa evrildi. İşte evi stüdyo haline getirdik evden çıkamadığımız dönem içerisinde. Şimdi ofisi de online stüdyoya çevirmiş vaziyetteyiz. Biraz evden, biraz ofisten artık, çünkü tamam evde kalma sürecini hani atlattık o zorunluluğu, ama şu an bile o normalleşmede de ne kadar kalabiliyorsak bu virüs tamamen ortadan kalana kadar zinciri kırmak için tabii ki kontrollü davranıyoruz. Yani çok topluma girmiyorum. Olabildiğince evde ve ofis arasındayım. Çok belirli yerlerdeyim. Yani görüştüğüm insanlarla mesafeli bir şekilde görüşüyorum. Bu süreç böyle devam etti. Online eğitim veriyordum. Yine eğitimlerim online'a döndü. Aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nde konuşma teknikleri dersinin öğretim üyesiyim. Ve orada da öğretim görevlisiyim. Ve orada da aslında biz derslerimizi de işte tüm Türkiye'de olduğu gibi online'a çevirdik. Online derslerimizi yaptık. Vizelerimizi, finallerimizi tamamladık. Onlarda da öğrencilerimize çok yardımcı olmaya çalıştık. Destek notun olmaya nasıl çalıştık. Acaba? Şimdi o çok merak ettim. Görevdi. Notun nasıl acaba? Öğrencilerim takip ediyorlar beni. hiç değilim. Hiç değilim. Biliyorlar. Öğrencilerimi takip ediyor. İzliyorlardır. Şimdi yazarlar. Gerçekten özellikle bu süreçte de onlara çok destek olmaya çalıştık. Çünkü çocuklar işte belirsizliği birdenbire yaşamaya başladılar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir de tabii tüm Türkiye'de aslında öğrencilerin şöyle bir sorunu da oluştu. Orada biraz da destek olmaya çalıştık. İnternete ve bilgisayara ulaşamayan öğrenciler bile vardı. Yani bu tüm Türkiye'deki üniversitelerden öğrencilerin buna ulaşamadıklarını duyduğumuz anda tabii kendi aramızda ya da işte kurumsal bazda ya da şey devletin, işte bakanlıklarımızın destekleriyle birlikte o öğrencilerin de internete ve online imkanlara kavuşabilmesi için de yine oradan da gönüllü olarak çalışmalara başladık. O yüzden önemliydi ve değerli olduğunu düşünüyorum. Az önce insan dedin ya, aslında hani ne iş yaparsan yap dedin ya, temeli insan ve insana hizmet ediyorsun. Bunun bir ibadet gibi bir duygu olduğuna inanıyorum. Bu çok manevi bir şey. Yani insana hizmet etmek gerçekten çok manevi bir duygu. Yani o yoksa yapamıyorsunuz zaten. Mümkün değil. Hani bir tarafta ama, yani tamam yeter bu kadar deyip çekiliyorsunuz. ama bu senin yaptığın şey senden de yansıyor. Yani senin beden dilinden benim izlediğim kadarıyla severek yaptığın, hatta böyle bir adım sonra daha ne yapabilirim böyle hissettiğim zamanlar çok oluyor. Seninle pek çok yerde, pek çok organizasyonda karşılaşıyoruz. Ve hoşuma giden şey de bu organizasyonda sürdürülebilir sunucu olma. Yani çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. 10 sene falan mesela sunmuşsun. Bilmem kaç sene sunmuşsun. Ve bu hep devam etmiş. Evet.
Bu da çok önemli. Müşteri memnuniyeti diyelim buna. Tabii tabii. Sonuçta özellikle mesela çevre konularında, kadın konularında tabii tabii. Özellikle çevre, işte gıda, tarım konularında, işte bir aynı zamanda bir ayakta da sürdürülebilirlik akademisinin de bir parçasıyım. Onlarla evet. Böyle sunum konusunda işte pek çok konuda da bir dostluğumuz da var, yakınlığımız da var. Bu konuda Tarım Bakanlığımızın da tabii pek çok organizasyonu oluyor. O noktada da sağ olsunlar. Uzun zamandır, uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Yine aynı şekilde Sıfır Atık Projesi, senin de dahil olduğun çevre konusunda çok önemli bir proje. Sıfır Atık projelerinde de sürdürülebilir sunucu olmaya devam ediyorum çok şükür. Hani orada atık yönetimi ve çevre konusu da çok kıymetli. Yine kadın konuları, kadın girişimciliği konuları çok önemli. Tabii oralarda olmak da bana ayrıca keyif veriyor. Ya şöyle söyleyeyim. Ben hani mesela nasıl söyleyeyim? Mesela ben gelirim, hazırlanırım. Ondan sonra sahneye çıkarım. Hı-hı. İşimi yaparım, giderim. Sen de geliyorsun. Fakat senin işin benimki gibi şarkı hı-hı. söyleyip gitmek değil. Sen orada öncesini hazırlıyorsun. Evet. Arada bir şeyler yapıyorsun. Hı-hı. Daha sonrasını hazırlıyorsun. Yani senin işin sunmakla biten bir şey değil. Bu o yüzden hani sürdürülebilirlik o kadar zaten oradan şey geliyor. Hı-hı. Nasıl hazırlanıyorsun öyle bir şey yani? Ki bundan, onu sormak mesela istiyorum. Ben hep şunu söylerim. Tabii tabii. Şimdi programın öncesinde bir kere konunun ana teması ne? İşte burada tabii kimler konuşacak çok önemli. Yani konunun çerçevesini bilmem gerekiyor. Şimdi aslında bana hep şey diyorlar. Bu konuşmaya, bu sunuma gelirken çok böyle araştırıyorsunuz. Eskiden ansiklopedi karıştırılırdı ya, şimdi Google var. Çok böyle araştırıp da mı geliyorsunuz diye. Aslında bunların hepsi bir birikim. Yani ben oturup da 80 tane web site taramıyorum açıkçası. Çünkü neden? Bir konferansa gittiğinizde bile o konferansta dinledikleriniz başka bir konferans için aslında size veri teşkil ediyor. Kesinlikle. Ve çok güncel bir veri. Yani hiçbir yerde yazmayan, hiçbir yerde yazılmayan verileri teşkil ediyor aslında. Yani ben bir konferansa gidiyorum, orada işte TÜSİAD Başkanı'nı orada canlı canlı dinlediysem ben, orada gereken doneyi aldıysam, bir başka yerde karşılaştığım zaman orada onun ne söyleyeceğini ya da işin nereden gideceğini biliyorum. O yüzden bu çok arka arkaya birbirini destekleyen bir alan. Ne yapıyorum? Tabii buradaki konuklar çok önemli. Çok enteresan bir isim varsa onu açmaya ve orayı biraz deşmeye çalışıyorum sahnede. Bu benim için önemli bir kavram. Yani biraz haberciliği aslında, biraz değil, bayağı bir habercilik tarafını kullanıyorum o sahnede. Ama işte bu zeka ile bağlantılı bir şey. Çıkarırım. Yani zeka ile bağlantılı diye düşünüyorum. Çünkü ne kadar bilgili olursan ol, kazandığın bilgiyi uygulayacak bir platform ya da bir yer bulamazsan ya da karşında senin bilgine hani senin süratinde cevap verecek ya da senin hızında karşılık verecek birini bulamıyorsan senin o konuşma yetini uygulamak zor. Çünkü o bir ikinci bir şeyde çuvallar ve biter yani. O yüzden çok zeki olduğunu düşünüyorum. Genius olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Habercilik çok tabii teşekkür ki buna ederim. Bir şey katmıştır. Ne derler? Bir ivme kazandırmıştır habercilik, yaptığın habercilik. Yöntem öğretti. Yani yöntemi iyi öğretiyor. Hani haber kaynağına ulaşmak, canlı yayın mesela, işte canlı yayın muhabirliği yaptım ben uzun yıllar ve arkasından canlı yayın işte haber kuşaklarını sundum. Yine o da uzun yıllar sürdü. Şimdi orada şunu yapıyorsunuz. Mesela muhabirken prompter falan yok karşınızda. Şu an mesela canlı yayındayım. Diyelim ki olay yerindeyim ve buradan anlatıyorum ve bütün detayları anlatmam lazım. Ama üslubunca anlatmam lazım. Yani ağzıma geldiği gibi değil, Ayşe teyzeyi anlatır gibi değil de üslubunca, belli bir çerçevede, haber dilinde, haberci dilinde ve ama herkesin de anlayabileceği bir dilde anlatmam gerekiyor. Bunun için de bilgi vermem gerekiyor. İşte benim haberin önüne geçmemem gerekiyor. Önceliğin çok haber didaktik olması gerekiyor, olmaması gerekiyor tabii değil mi? Aktarmam gerekiyor. Bir de didaktik tabii olmaması gerekiyor. Kitap okur gibi de olması gerekmiyor. Kesinlikle öyle. Ama herkes de işte buradan anlayacak ve buradan ilerleyecek bir boyutta olması gerekiyor. Aynı zamanda benim bir muhabir arkadaşım bana demişti ki, bir gün yayın yapıyorum dışarıda. Bana dedi ki Aslı, dinliyorsa beni Aslı Ulutaş. Aslında bana dedi ki, bir gün kanala geldi, böyle konuşuyoruz. Ya senin işte dedi, senin yayınlarında bir şey var dedi. Ne var dedim. Ya senin dedi, sanki böyle gözlerinin içi gülüyor dedi bana. Orada dedi bir şey var. Sanki böyle bir şey veriyorsun, bir enerji veriyorsun. Aslında kastettiği şeyi çok anlayabiliyorum. Yani oradaki insan kavramı vardır ya. Bu gerçekten temelinde insan olduğunu bildiğiniz yerde, ilerlediğiniz noktada ve gerçekten baktığınız yerde seviyorsanız, işinizi seviyorsanız, insanı seviyorsunuz, emek vermeyi seviyorsanız, o zaman o enerji oluyor. Çok içten gelen bir enerji var, evet. Ve bu kameradan da işte
uydudan da, internetten de, aradaki vasıta ne olursa olsun geçiyor. Onu direktman geçiyor tabii. Peki yeni haber spikerlerini evet, sahnede beğeniyor de musun? Geçiyor. Beğeniyor, geçiyor tabii. Yeni haber spikerleri, şimdi aslında şöyle oldu, biraz tercihler değişti yani televizyon kanallarının yani tercihleri de çok değişti. Şimdi mesela bakıyorsunuz aslında iki türlü tercih var. Ya gerçekten muhabirlikten gelen haberci, işte özellikle ana haber bültenlerinde haber, soru sormayı bilen, önüne prompter koymadığınızda da o konuyu konuşabilen insana ihtiyaç var. Kimler mesela? Baktığınız zaman biz geçmişte bu ülkede Reha Muhtar'ı gördük, Mehmet Ali Birand'ı gördük, rahmetli Uğur Dündar'ı gördük. Yani çok önemli gazetecileri gördük ve onlar prompter gazetecisi, prompter sunucusu değillerdi. Bugün aslında var olan, mesela ben Star ana haber sunucusu Nazlı Öztarhan biliyorsunuz. Şey, Nazlı Çelik. Nazlı mesela, evet. Mesela çok değerli bir isim bizim için. Çünkü ne yapıyor? Nazlı polis adliye muhabirliğinden gelmiştir ve oturduğu yeri dolduruyor. Şimdi bir de prompter spikeri dediğimiz bir özellik var. Onda da güzel kızlarımızın gelip ekrana oturdukları, işte diksiyon kurslarına gidip ekrana oturup prompterden haberleri aktardıkları bir kuşak var. Şimdi onlara ihtiyaç yok mu? Onlara da var. Haber kanalı var. Şimdi bu kadar kuşağa, bu kadar yetişmiş gazeteci yoksa onların da tabii kuşaklarda çıkıp prompterden bir şeyleri okuması gerekiyor. Ama sürdürülebilir olabiliyor mu? Eğer kendilerini geliştirip gazetecilik tarafını geliştiremiyorsa, bir son dakikayı yönetemiyorsa sürdürülebilir olmuyor. Biraz ekranı ve haber adabını da bu konuda bilmek gerekiyor. Nasıl bir haber eğitim? Şey yani diğer şimdi program sunmaktan farklı. Tabii. Peki nasıl bir eğitim alması lazım ki? Hani o son dakikayı bilmem neyi falan böyle son dakikada olacak olan her şeyi şöyle göğüsleyebilsin. Bunun için ne lazım? Aslında zeka lazım şunu söylüyorum. Onu biliyorum. Bir de muhabirlik. Hep şunu söylüyorum. Yani muhabir gibi hissetmeleri gerekiyor kendilerine. İşte ben yıllar önce Habertürk'te sabah kuşağını sunarken bizimle röportaj yaptılar. İşte kanaldaki muhabir şeyle sunucularla. Mesela bana geldiklerinde benim söylediğim bir şey vardı. Ben stüdyodaki muhabirim dedim. Aslında bu önemli bir şeydi. Yani ekran karşısında, kamerada, stüdyoda çalışırken ben burada da muhabirlik yapıyorum. Orada bir son dakika olduğunda ya da önüme gelen bir haber geldiğinde onu muhabir gibi kıvırabiliyorum. Hani orayı, o haberi toparlamanız gerekiyor. Bir kere bir gerçekten sunucunun haber yazmayı bilmesi gerekiyor. Haber dilini kullanmayı bilmesi gerekiyor. Önünde bomboş bir prompter varken bile işte atıyorum yıldızlar üzerine bir konuşma yapması, bir haber sunması gerekiyorsa bunu yapması gerekiyor. Zira benim de başıma gelmiştir. Arada anlatsana. Sıradaki haber yok, görüntü yok dediler. Görüntü mesela haberin kamı dediğimiz bölüm vardır. İşte evet, sunucunun sunduğu bölüme biz haberin kamı deriz. Mesela kam yok. Diyorlar ki Sevinç'te yazılmamış, işte editör atlamış, bir haber düşmüş vesaire. Sevinç, kam yok. Tamam, güzel. Sıradaki haber ne? İşte sıradaki haber Bursa'daki atıyorum domates haberi. Onu orada Bursa'daki domates haberine, şimdi yayına çıkmadan önce de o kendi güncel bilginizden bunu biliyorsanız orada muhabir gibi toparlıyorsunuz, söylüyorsunuz. O yüzden gerçekten muhabirlikten sunuculuğa geçmek çok büyük avantaj. Yani öyle böyle değil. Benim şu an sahnede yaptığım sunumların bile çok büyük bir altyapısını oluşturuyor. Çünkü ben sahneye çıktığım zaman sahnede gerçekten muhabir gibi sunuyorum ama sunucu gibi. Yani sunucu olan ama bir taraftan da muhabirlik yapan, sunuculuğu ve muhabirliği birleştirdiğim bir özellik var. Bunu yapıyorsunuz. Ayrıtetten içine insanlarla birebir sohbet özelliğinizi de koyuyorsunuz. Bunları birleştirdiğiniz zaman aslında ortaya da başka bir alan çıkıyor. Buna da evet, Master of Ceremony diyorlar. Yes. Şöyle yazdım vallahi, kocaman listesi var. Dur bak. Master of Talk, Master of Speech, Master of Voice, Master of Prestige, Master of News. Demek ki biraz acemilik olmuş. Nefes problemi. Master of Keynote, Master of Story. Bak ne soracağım. Şimdi nefesle ilgili şey yaptım da. Bu bir marka hazır serisi oluşturduk ondan. Bu marka serisini bir dakika dur. Bak mesela nefes alamadım konuşurken. Çünkü uzun süredir diyaframımı çalıştırmayı ihmal ediyorum. Güzel konuşmak için sadece konuşmayı bilmek ya da işte güzel telaffuz diksiyon etmek değil. Mesela sen oturmuşsun, piyano dersi almışsın, tabii, sen oturmuşsun, şan dersi almışsın. Neden? Buyurun. Buyurun, anlatın. Neden? Şimdi aslında temeline baktığımız zaman vücudumuz bir enstrüman. Yani bunu sen de çok iyi biliyorsun. Çünkü bir sanatçı olarak en bildiğimiz nokta, işte ses sanatçılarının, spikerlerin bildiği şey, vücudumuz bir enstrüman. Bir kere bunu kullanmayı bilmek gerekiyor. Yani bunun içine tıp bilimi de giriyor, bunun içine psikiyatri bilimi de giriyor. Hani o beden dili dediğimiz yere baktığımız zaman bunun içine nöroloji de giriyor. Aslında bunun içine pek çok dal giriyor. Ben neden öğrendim bunu?
sesi kullanmak için. Çünkü mesela ben sık sık yurt dışındaki şeyleri de okurum, makaleleri de okurum. İşte konuşma üzerine neler yapılıyor, ses çalışmaları üzerine neler yapılıyor diye onları takip ediyorum. Nöroloji bilimi mesela buraya nasıl bakıyor, insan beyni bu durumu nasıl yönetiyor diye, konuşma karşı tarafta nasıl algılanıyor diye, bütün bunlara baktığımız yerde şu çıkıyor ortaya. Mesela bir bilgi vereyim. İnsanlar konuşurken La notası ve R notası ile konuşan insanları severlermiş. Yani bilinç altında La ve R gittiği zaman La ve R sesleri orada pozitif etki yaratıyor. Si notası ile konuşan insanları da aslında itici gelirmiş. Yani ne söylerlerse Allah Allah. Söylesinler. Allah. Şimdi insan beyninde de böyle bir etki var. Tabii beyinde bir etki yapıyor. Yani hani senin söylediğin şarkılardaki notalar, sözler nasıl bizim aslında ruhumuza hitap edip arka tarafta bilinç altımızda beynimizde bir etki yaratıyorsa, tercihlerimizi etkiliyorsa, duygularımızı etkiliyorsa, aslında konuşmada da aynı şey geçerli. O yüzden konuşmanın asıl temeli bedenimizin bir enstrüman, sesimizin de önemli bir etkileyici kaynak olduğunu bildiğim yerde, tabii ki piyano ve piyanonun notaları, oradaki notayı duymak, notayla ve duyguyu aktarabilmek, aynı zamanda bu sesle bunu yansıtmak, sesi doğru bir şekilde aktarmak önemli bir kavram. TRT'nin yıllarca spikerlik yapmış, eski spikerlerine baktığımız zaman orada da hakikaten o tok seslerin arkasında çok ciddi bir aslında ses çalışması var. Tabii. Tabii işte kafa ayrıca, sesi dediğimiz sesin kullanılması var burada. Tabii sınavlar yapılıyor sürekli, ben onu biliyorum çünkü ben de uzun yıllar TRT'de çalıştım. Ama ben tabii spikerler gibi bir sınava tabi tutulmadım. Çünkü yaptığım, yani dışarıdan programa katılıyordum. Dolayısıyla o spikerlerin sunuma çıkmadan önce yaptığı egzersizleri yani duymanız lazım. Yani bu dil dolaşmasın. Tabii tabii. Neler yapıyorlar neler. Yani hani yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak sarımsak. Yani o çok basit bir şey kalıyor ki hatta ağız egzersizleri, dil ve dil kökü egzersizleri, tabii, tabii. Burun kökü egzersizleri. Ben bunları biliyorum. Ve ama yine de sunucu ararken bazen böyle 90-60-90 falan da arıyorlar ya. Onu ne yapacağız? Yani bir sunucu 90-60-90 demiyorum. Şimdi bir sunucu görüntüsüne de mi dikkat etmek zorunda? Nedir? Yani şimdi öncelik değil bence. Yani öncelik bu olmamalı. Hani her güzel kadın, her güzel kız çıksın da haber sunsun değil. Ama bana böyle gelenler de olmuştu. Mesela benim çok güzel olduğumu düşünüyorlar. Çok güzel olduğumu söylüyorlar. Ben haber sunmalıyım diye gelen genç kızlarımız da vardı. Ve hatta Melahat Hocam yayında. Biri henüz 18 yaşında ve 18 yaşında ve inanılmaz estetikle gelen bir kızcağızdı. Şimdi eğitim için de gelenler olabiliyor burada. Ben şaşırdım, 18 yaşında senin bugüne kadar kim izin verdi bu estetiklere diye. Çünkü buradaki zihniyet başka bir şey. Yani aslında buradaki zihniyet onaylanma ve kendini gösterebilme duygusu. Yani bunun altında aslında psikolojik olarak başka bir şey var. Yani altın bunu spiker sunucu olmak istiyorsanız ya da ekrana çıkmak istiyorsanız bunun altındaki önce bir temeli bulmanız gerekiyor. Bunu niye istiyorsunuz? Ben gazeteci olmak için istedim ve gazeteci olmak için de benim için ekrana çıkmak şart değildi. Ama neydi? Yani ekran yüzünüz varsa ve bunu destekliyorsa tabii ki bu çıkmalısınız, yapmalısınız. Sizden başka kim yapacak? Yani gazeteciyseniz ve güzel bir görüntünüz. Zaten bugün de hani kimsenin ben çirkin olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir kadın yok artık. Yani işte bunun makyajı var, estetiği çirkin var. Çirkin kadın var, yok. Su var. Kadın yok yani. Çirkin kadın yok. Kesinlikle yok. Ve ekrana çıkarken de tabii ki belli bir ekran makyajı var. Saçınız ona göre, kıyafetleriniz ona göre yapılıyor, tasarlanıyor. O yüzden önemli olanın temeldekinin bilgi olduğunu, habercilik bilgisi olduğunu düşünüyorum. Eğer haberciyseniz ekranda gerçekten iyi başarıları da, güzel başarıları da imza atıyorsunuz. O zaten kendini gösteriyor. Ya çok önemli. Kendini gösteren bir şey. Çok önemli. Ama hepsi bir arada olursa da senin gibi, sende toplandığı gibi tadından yenmiyor. Çok teşekkür ederim. Bu arada Melahat Dönmez. Çok teşekkür ederim. Ama bunu öne geçirmiyoruz. Yani bizde şey vardı. Evet, Melahat Dönmez hocamıza da buradan sevgilerimizi gönderelim. Ama şunu söylemek istiyorum. Bize yıllarca habercilikte şunu söylediler ve şu önemli bir kavramdı. Haber sunan kişi, sunucunun haberin önüne geçmemesi gerekiyor. Yani siz çok güzel bir kadının haberin önüne geçmesi, insanların kadını izlemek için kanalı açması, bu da çok doğru bir yöntem değil. O zaman haberin önüne geçiyorsunuz. Aslında buradaki dengenin iyi kurulması gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Hatta ben bazı haber kanallarında, makyaj odalarında bazı yazılar görmüştüm. İşte takma kirpik yasak, abartılı saçlar yasak, abartılı makyajlar yasak sallanan diye bazı şeyler falan yasak. Evet, sallanan tabii, küpeler tabii. Yasak. Haber çok kırmızı rujlar yasak. Tabii. Evet.
Ve bu yasakların yasakları yapmalarındaki neden hani sadece habere odaklanmak. Belki oradaki bir kırmızı dudağı görmemek yani. Hı hı. Şimdi ben bir de şöyle düşünüyorum. Sen şimdi bu Master of Talk, Master of Speech falan bunları yaparken mutlaka sosyoloji ve psikolojiye de ihtiyaç duymuşsundur. Çünkü burada benim burada gördüğüm, notlarımda aldığım şeyler bu senin sunumların, bu senin derslerin biraz da böyle insanı eğitmekle ilgili. Sadece nasıl konuştuğu değil, nasıl sunduğu, karşısındaki kişiyle nasıl diyaloğa geçtiği. Dolayısıyla o diyaloğa geçtiğinde karşının nasıl tepki verdiği ve ona göre nasıl bir karşılık geliştireceği. Yani muhtemelen burada çoğunda ondan anlatılıyor. Ama sen ayırmışsın, neden bu kadar çok başlığı var? Master of Talk'ların. Neden bu kadar... Master of Talk'ların neden bu kadar çok başlığı var? Çünkü gerçekten bir kere insanın özünde ne istediğini bilmesi gerekiyor. Yani ne yapması gerektiğini bilmesi gerekiyor. İnsanların çoğunlukla akılları karışık. Yani hayat içerisinde hele ki şehir yaşamı ve günlük hayatın artık çok fazla bizi uyaranı var. Yani sosyal medyaya giriyorsunuz, 80 tane ayrı profil görüyorsunuz, 80 ayrı reklam düşüyor önünüze, 80 ayrı düşünce var, 80 ayrı ses geliyor size. Ve tüm bunların içerisinde aslında kafanız karışık. Yani hepimizin kafası karışıyor. Neyi nasıl yapacağınızı ayırmak için de insanları biraz rahatlatmak için de ben başlıkları ayırdım. Hani bu kadar çok 80 tane farklı başlıkları ayırmamın nedeni hangisi diye sorabilmek. Yani insanların aslında akıllarını biraz daha zihinleri biraz rahatlatabilmek. Orada ayırmanın önemine inanıyorum. Ayırdığımız zaman aslında herkes baktığında aslında neyi kastettiğini, neyi söylemek istediğini anlıyor. İşte konuşma da aslında bir kere burada önemli. Önce bir zihnin rahatlaması gerekiyor. Yani zihin düzende değilse konuşma da düzene girmiyor. O zaman yoga veya nefes veya benzeri şeyler işe yarıyor mu bu şeyde? Yani mesela bir meditasyon. Bir teknik olarak yarar ama. Yani öyle şeyler. Bunun illa adının konulması gerekmiyor. Yani kendinizi bir gün her gün sadece yarım saat bile sadece kendinizi bir tek başınıza bir odada kalsanız sadece kendinizi dinleseniz ne istiyorsun ya aklınıza gelen her düşünce bırakın aksın gitsin geçsin. Peki sen ne istiyorsun diye kendinize sorsanız. Peki sen mutlu musun diye kendinize sorsanız aslında dünyayı fetheder herkes. Yani günde yarım saatle kendi hayatına çok büyük değişimler yaratır. Doğru söylüyorsun. Bu arada senin için şahane övgüler var. Oğuz Akçasarı var. Çok efendim, teşekkür Tuğba ederim. Efendim Tuğba Dedeoğlu var. Eksik olmasınlar. O kadar çok senin fanların burada ki Türkiye Sigara ile Savaş Vakfı'na sağ olsunlar. Şey yapıyor mesela Serap Yenici. Ben biliyorsun bir süredir onun koltuğunda oturuyorum. Aslında bu program onun programı. Kendisi kısa bir süre için gitti. Biraz şöyle bakıyorum. Trafik berbattı diyor Melahat Hocam. Koştura koştura geldim diyor. Çok sağ olsun kişi Melahat var. Hocamız gerçekten. Çok kıymetli. Çok. Evet. Çok Ahmet kıymetli. Uğuz, Sevinç Satıroğlu burada. Sizin öğrencileriniz de var muhtemelen. Çünkü Rüştü Can Kaçak var. Evet sizler, öğrencilerim de. Çok şey öğrendik. Her şey için teşekkür ederiz diyor. Notlarınızla gelmeye de Rüştü devam. Üniversitemizden. Evet İstanbul Aydın Üniversitesi'nden öğrencimiz Rüştü Can. Ne güzel. Çok seviyorum. Yani öğrencilerimin her biri benim için çok kıymetli. Ben onlara zaten dönemin başında hep şey derim. 14 haftadır dersler. 14 hafta hocanızım. 15. hafta artık ondan sonrasında ablanızım ve hayata dair her şeyi paylaşabiliriz diye. Onların çünkü yollarını bulmaya çok ihtiyaçları var. Gerçekten yönlendirilmeye. Çünkü tamam bir çocuk bir bölümü okuyor. Bilgi okulda öğreniliyor. Evet. Ama önemli olan şey onlara rehberlik, mentorluk edebilmek. Bu çok kıymetli. Asıl konu insansa, insan yetiştirmekse hepimizin aslında önce onların bir kalplerine girmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Onlara bir yol arkadaşlığı yapmamız gerekiyor. Bu yol arkadaşlığı benim için çok kıymetli. Şimdi yeni nesil bir de bizden daha fazla uyaranla uğraşıyor. Evet. Kafalar çok karışık onlarda da. Çok kısa sürede bizim dünyamızda çok şey değişti. Yani sen herhalde 80 doğumlu musun? Kaç doğumlusun? 86. 81 doğumluyum ben. 81 doğumlusun. 81 yoksa 81. O dönemlerden hiç göstermiyorsun. Canım benim ya. Hiç göstermiyorsun. Tamam, çok teşekkürler. Ya, o dönemden... Öyle bir derdim yok da. Ben senden daha yaşlıyım tabii. Yani benim hele benim dönemim. Ben ve senin döneminden sonra gelen çok hızlı gelişim hepimizi
şaşırttı. Evet. Bizleri daha çok şaşırttı. Çünkü biz böyle belki de hani telefonu işte postaneden çağrılan bir dönemden eve telefon bekleme döneminde olan hani bekle yıllarca gelmez çocuğun üstüne yazdırır falan. Tabii. Öyle bir dönemden şu anda elimizdeki cep telefonuyla bütün dünyayı hükmeder hale geldik. Ve bu yapıyoruz tabii. Şu anda da öyle bir telefonda yayın yapıyoruz. Ya bu inanılmaz bir gelişme ve çok kısa sürede de yapay zekalarla kim bilir nerelere kadar gideceğiz. Bunun içerisinde değişmeyecek bir tek şey var. Bence insanların diyaloğu. Diyalog değişmeyecek. İyi bir konuşma, kesinlikle. İyi bir ton, iyi bir diksiyon neyi değiştirir? Öğrencileriniz için soruyorum. İyi bir diksiyon bir kere kendinizi ifade etmeyi değiştirir. En büyük derdimiz doğru anlaşılmak ve kendimizi ifade edebilmek. Aslında önemli bir sihirli bir cümledir biriyle konuşurken ona seni anlıyorum diyebilmek. Çünkü hepimizin aslında özünde temelde derdimiz anlaşılmak. O yüzden mesela insan beyni aslında tartışırken mesela bağırır ya sinirlenir bağırır. Bağırmanın aslında beyindeki karşılığı şuymuş. Beyin karşı taraf söylüyorum beni anlamıyor demek ki duymuyor diye düşünür. O yüzden duymadığını karşındakinin aslında kulaktan duymadığını zannedip bağırma refleksine geçermiş. Şimdi aslında bütün derdimiz bizim anlaşılmak, birbirimizi anlamak istiyoruz. Tabii. Bunun kim olduğumuz, hangi kültür seviyesinden geldiğimiz bunların bile önemi yok. Kesinlikle birbirimizi anlamak istiyoruz. Şimdi birbirimizi anlamak noktasında karşı tarafa da kendimizi doğru ifade etmemiz gerekiyor. Mesela bizim konuşma teknikleri dediğimiz yerde öncelikle birinci hedefimiz anlaşılabilir olmaktır. İşte ağzınızı yeteri kadar açın. Orada insanlara gerçekten karşı tarafa anlaşılabilir bir ifadeyle ulaşabilecek bir söz diziminden bahsediyoruz konuşma dediğimiz zaman. İşte oradaki en önemli kelime bir kere kendini ifade edebilmek. Kendini doğru ifade ettikleri zaman ne istediklerini biliyorlarsa o ifadeyi de ettikleri zaman süper. Alamayacakları peki, şey peki bunun için de Türkçeyi iyi bilmek çok kıymetli. Gerekiyor mu? Yani Türkçe bilgisinin olması gerekiyor mu? Çünkü bak sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bir zamanlar en böyle doğudan gelenler bile İstanbul şivesiyle konuşmak için dersler alırlardı, bir şeyler yaparlardı. Fakat daha sonra televizyon dizilerinde özellikle şive özendirilerek şiveli konuşma çok böyle bir matahmış gibi göründü. Ama ben şuna inanıyorum. Şiveli konuşma yerinde çok güzel. Ama kalkıp da bir iş konuşmasında evet kardeş diye başlarsan konuşmaya. Ya ben şimdi çok özür dilerim hani böyle bizi dinleyenler yanlış anlamasın. Ama şive koyarak konuştuğumuzda bir iş konuşmasını koparamayabiliriz. Bunun farkında değiller çünkü televizyonda çok özendiriyorlar. Tabii, kesinlikle. Hatta reklamlarda bile. Yani nerede kiminle konuştuğumuz önemli. Yani reklamlarda direkt şiveli reklamlar var. Ve bu da çocukların konuşma yapısını bozuyor. Küçük çocukların özellikle. Ben buna çok karşıyım. Tabii. Şimdi mesela eski dönemlere baktığımız zaman eski Türk filmlerine bakın. Orada ne kadar bir İstanbul Türkçesi dediğimiz Türkçe kullanılır. Yani daha naziklerdir. Mesela bir Hülya Koçyiğit konuşmasına, bir Filiz Akın konuşmasına, bir işte Edison konuşmasına bakın ne kadar düzgündür. Böyle inci gibi dizilirler. O kelimelerin telaffuzları çok nettir bir kere ve kesinlikle bir İstanbul Türkçesi kullanılır. Yani bizim aslında konuştuğumuz İstanbul Türkçesi dediğimiz Türkçe. Mesela pek çok baktığınız zaman tiyatro sanatçılarının kullandığı Türkçe İstanbul Türkçesidir. O yüzden bizim için kıymetli olan, iş hayatında da kullanacağımız, daha anlaşılabilir bir şekilde konuştuğumuz bu İstanbul Türkçesidir. Ve bunun dışındaki işte şiveler Anadolu'ya, Karadeniz'e, işte Doğu'ya ait şivelere baktığımız zaman tabii hepsi bizim renklerimiz ve çok kıymetliler. Ama iş yapacağımız yerde dedim ya az önce anlaşılabilir olmak önemli diye, ortak buluşacağımız noktada İstanbul Türkçesi dediğimiz anlaşılabilir olan bir Türkçeden bahsediyoruz. Zaten ortak buluşacağımız yer burası. Yani iş yapıyorsak sosyal çevre içerisinde, iş hayatı içerisinde bunu kullanıyoruz. Ama siz eşiniz, dostunuz, akrabanız içerisinde tabii ki isteyen kendi şivesini kullanır. Ama farkındalığını televizyon diline baktığımız zaman televizyonda tabii ki bu farkındalığı yeni nesle kazandırılması gerekiyor. Yabancı filmle bu önemli bir kavram. Tabii onu da kullansınlar ama yerinde yani çok fazla değil.
Mesela yabancı dizileri çok fazla de tabii. Tabii. Yani biz duyduğumuzda onu da zevkle dinleyelim ama kesinlikle tadında işte bunu diyorum. Mesela yabancı dizileri izliyorum ya da filmleri İngilizce izlemeyi tercih ediyorum. Kulağım sürekli dolsun diye. Bilmem ne yöresinde geçiyorsa bile mümkün olduğu kadar İngilizceyi doğru dürüst konuşmaya çalışıyorlar. Mesela bir tek İngilizleri evet. Şivelerini değiştirmiyorlar. Amerikan filminde de oynasa İngilizler biraz saplantılı. Ama ben bak bir dostum var bir bile değil rumuzuyla aşağıda yazmış. Evet. Sen görebiliyor musun yorumları bu arada? Görüyor musun? Bak ne diyor? Türkçeyi görüyorum. Evet olsun. Biraz geç geliyorlar bana. Yani Türkçeyi bana, şu görüyorum. Ya da bu dil değil. Ama kendi dilini iyi bilerek kullandığımız aracı doğru ve yetkin kullanarak diyor. Güzel bir şey. Felsefe çalışmaları yapıyor bir bile değil dediğim arkadaşım ve bence de yaptığı şey çok işe yarıyor. Ben bir dönemde ay ne işime yarayacak felsefe falan derken inanır mısın? Şu an yaptığım müzik işinde, sahne işinde diye çok geliştiren yani, çok işime yarıyor. Acayip yani. Peki. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani kelimeden anlam çıkarıp düşünmeye yönlendiren kesinlikle değerli bir alan. Hakikaten insanın kafasını çalıştırmak zorunda bırakıyor. Çünkü hayatımız boyunca çok çeşitli insanlarla bir araya geliyoruz. Senin için de geçerli, bu benim için de geçerli, çalışan herkes için geçerli. Farklı sosyal konumlardan, farklı sosyal yaşamlardan kopup gelmiş insanlar ve herkese göre bir konuşma ve davranış şekli geliştirmektense Türkçeyi doğru konuşup bence ortak bir konu yani tek bir konuşma dili sunmamız bence daha mantıklı geliyor. Yani Karadenizli ile Karadenizli, Güneydoğulu ile Güneydoğulu değil. Şöyle düşünelim. Mesela şöyle iş konusunda anlaşılabilir yani iş yapacaksak burada ve birbirimizi anlama noktasındaysak nasıl mesela ortak bir dil var aslında dünyada İngilizce. Şimdi insanlar orada ortak bir şeydi. Yani Fransız da İngilizce konuşuyor, İspanyol da İngilizce konuşuyor. Hepimiz bir İngilizceye, yani bir öğreneyim diyoruz. Uluslararası iş yapacağımız zaman İngilizce'ye gideyim. Şimdi Fransızca öğreneyim de uluslararası iş yaparken gideyim o herkes İngilizce konuşurken ben Fransızca konuşayım demiyorlar. İşte bunun gibi bir işin bir dili var, bir iş dili var. Yani çoğunlukla orada kullanılan ortak bir dil var. Hatta bir ara yıllar önce bunu benim öğrencilik yıllarımda başka bir isimle dil uydurmaya çalıştılar. Hani hiçbir dil olmasın da ortak kullanılan böyle bir alfabe. Plaza dili falan dedikleri şey mi? Onu hatırlıyorum. Sonra o da tutmadı. Plaza dili falan yani, diyorlardı, o mudur? Yok yok böyle bir dil hani Almanca gibi İtalyanca gibi bir dil uydurulmaya çalışıldı. Ortak bir dünya dili olsun diye yapılmaya çalışıldı o dönem. Ama o da tutmadı. Tutan bir dil olmadı ama iş dili için bir yapılmaya çalışılmıştı böyle 90'ların ortalarında. O da tutmadı. Tabii. Hani hatırlayan ama varsa. İş dünyasının kendine ait bir dili var. Bunu hiç şey yapmayalım, reddetmeyelim. Yani kendi içimizdeki konuşma ayrı, sunuculuk ayrı, haber ayrı ama iş dünyası apayrı. Şimdi sen bu Master of Talk'larda özellikle CEO'lara eğitim veriyorsun biliyorum. Veya işte CFO'lara veya işte orada işi konuşma gerektiren iş adamlarına dersler veriyorsun. Sana ne diye üst düzey geliyorlar? Yani hani ben düzgün konuşmak istiyorum mu diye geliyorlar. Sen bunlara neler öğretiyorsun? Bunların ihtiyaçları neler? Birileriyle konuşacakken. Çünkü adam kocaman CEO olmuş. Rakamlarla arası iyi. Efendime söyleyeyim eline her şeyin üstünde. Ama konuşamazsa bir hiç mi? Nedir? Yani bunu biraz söyler misin? İşte onlar da ondan endişe ediyorlar. Yani diyorlar ki ben işte koskoca falanca şirketin sahibiyim. Ya da işte yönetim kurulu üyesiyim. İşte CEO'suyum. Ama insanlara işte o makam onlara bir sorumluluk vermiş aslında. Yani insanların beklentisini yükseltmiş. İşte koskoca CEO çok iyi konuşması gerek. İşte koskoca bilmem neyin sahibi çok iyi konuşması gerektiği bir beklenti var. Yani markanın ve etiketin getirdiği bir beklenti var. O bulundukları konumun bir beklentisi var. İşte onlar da o beklentiyi doldurmak için aslında içini doldurmak için geliyorlar. Tabii burada en önemli konu bir kere sahne gerginliği. Çünkü bir kere omuzlarında böyle bir beklenti yükü var. Onu bir atmaları gerekiyor. O sahnedeki gerginliği atmaları gerekiyor. Pek çok yöneticinin aslında siz konuşurken çok rahat olduğunu düşünebilirsiniz ama aslında öyle değiller arka planda. Bir de böyle not vermiş olayım. Arka planda çalışılıyor. Ciddi çalışmalar yapıyoruz.
Örneğin kamera önünde de çalışabiliyoruz onlarla. Kamera önünde gelen soruları nasıl karşılayacakları, nasıl bir duruş ifadede bürünecekleri konusunda onları da çalışıyoruz. Aynı zamanda sahne konuşmalarında da kime konuşuyorlar değil. Ezberlemelerini istemiyorum zaten. Yani ezber diye bir şey söz konusu değil bizde. Doğal olacak. Yani doğal olacak, kendi olacak. Hızlı düşünecek, seri düşünecek, iyi cümleler kuracak, kaliteli cümleler kuracak. Bir de cümlelerin içerisinde mesela bizim hipnotik kelimeler dediğimiz belli teknikler var. Markasını temsil eden kelimeleri doğru bir şekilde karşı tarafa o kelimeleri kullanacak. Her kelimeyi kullanmayacak algıyı doğru yaratması için. Yani aslında bir nevi algı yönetimlerini ya da orada marka konumlandırmalarını belki konuşmayla markanın konumlandırılmasını yapıyoruz bir nevi. O yüzden orada doğru kelimeleri seçmesi önemli. Doğru ses tonunu kullanması, insanlarda bırakacağı imaj çok önemli. Bütün bunların hepsini tabii uyutmaması lazım, belli bir tempoda gitmesi lazım, değil mi? O da önemli. Şimdi kesinlikle. Benim tabii, mesela kesinlikle. Bu kesinlikle. Orada dinamik bir konuşma yani yapması gerekiyor zaten. Yani şu açık oturumları falan izlerken orada çalışan veya çalışmayan belli oluyor. Baya böyle rehavete falan kapılabiliyorsun dinlerken. Çünkü sadece şey değil. Yani monoton olmaması gerekiyor. Ama sen şunu da söylüyorsun. Bu senin hani bir motton var ya, çok hoşuma gitti gerçekten. İnsanlara farklı bakış açısı, farklı bakış açısıyla bakmak her şeye. İnsanların gerçek hikayelerini keşfetmek, sınırları yıkıp yenilikler keşfetmek. Yani bu senin düsturun. Dolayısıyla sen bunu yaptığın işe uygulayan birisisin. Acaba bu çıkan insanların anlatmalarını sağlamak için bir hikayelerini, hikaye mi oluşturuyorsun? Hı hı. Onların bu bakış açılarını zenginleştirecek nüveler mi veriyorsun? Şimdi tabii sır tabii. O yani de ama anlatabilirsin yani ufak tefek. Yani onların bir iyi bir hikaye anlatıcı olmalarını. Tabii anlatırım, hiç sorun değil. Temin ediyorsun. Ne yapıyorsun? Bir kere bu enerjiyi, yani benim onlara aynı bakış açısıyla bir enerjiyi vermem gerekiyor. Yani ben monoton bir insan olursam, ben yenilikçi bir insan olmazsam karşı tarafa bu duyguyu veremem. Yani hani başlarken niye genius'sın diye. Onun öyle olmazsam ben karşı tarafı hiçbir şekilde hiçbir şey yapamam oraya. Yani çok her şey demode kalır. İki bir şey öğrenir. Ya da karşıdaki seni eline alır. Ama herkes geldiğinde bana, herkesle yeni bir şey keşfediyorum. Kesinlikle yeni bir şeyi keşfediyorum. Yani ona özgü bir şeyi bulmaya çalışıyorum. Herkes, insan birbirinden çok farklı. Şimdi kendi hikayeme baktığımız zaman, ben haber sunarken sonra işte Master of Talk'u, kendi markalarımı oluşturdum. Çünkü aslında haber sunmayı evet çok seviyorum ya, o benim asıl işim, mesleğim. Ama bunu yaparken de içimde rahat durmayan bir enerji vardı. Yani yeni bir şey diyordu ki bana bu enerji. Yeni bir şey ortaya koymalısın Sevinç. Yani haber yapıyorsun, haber bir yenilik. Her gün yeni bir haberdesin, güzel. Yeni insanlar tanıyorsun. İşte yeni bir kapı açılıyor, yeni bir bilgi. Her şey yeni ama sen de yeni bir şey yapmalısın. Yani ortaya yeni bir şey koymalısın. Bu benim içimi yiyen bir şeydi. Ve bunu yaptığımda da, işte o markalarımı ortaya koyduğumda da şunu fark ettim. Hiçbir zaman mesela elimde bir şey var, ben böyle devlet memuru gibi işe gideyim geleyim değil de, ben sürekli yeni bir şey yapmazsam kendimi rahatsız hissediyorum. Yeni bir şey yapmak zorunda hissediyorum. Çünkü benim hayat enerjim yeni şeyleri yapmak. İşte bu yeni şeyleri oluştururken kimi zaman mesela bana Ahmet Bey geliyor. Ahmet Bey'in mesela işi diyelim ki ne olsun? Ahmet Bey tekstilci olsun. Gelen Ahmet Bey'in tekstiline dair, onun işine dair ben bir şey üretmeliyim orada. Onun konuşmasına diğerlerine vermediğim yeni bir şey koymalıyım. Aslında öyle bir şey ki, Ahmet Bey'e başka bir şey veriyorum, Ayşe Hanım'a başka bir şey veriyorum, Fatoş Hanım'a başka bir şey veriyorum, Züleyha'ya başka bir şey veriyorum. İşte herkese başka bir şey verebiliyorum ama onu bilmem gerekiyor. Yani orada ne vereceğimi hissetmem gerekiyor. Herkesin bana verdiği enerji önemli. Onun hikayesini benim keşfedip onun nereye gideceğini anlamam ve hissetmem önemli. Aslında onlara hani kendi kaynağımın içinden bir şey veriyorum, bir kaynak veriyorum ve diyorum ki bu kaynakla, bu enerjiyle beraber sen buradan ilerle, bu sana iyi gelecek. Yani ben de bir enerji varsa bir parçasını ona veriyorum, bir parçasını ona veriyorum ve bu enerjiyle aslında yeni bir şeylerin doğmasını sağlıyorum. Benim için bu çok keyifli bir şey. Yani bunun şeyi yok bende, tarifi yok ve bunun bir sonu da yok. Bir kaynak ne var. Ne güzel ya. Yani Voltran'ı oluşturuyorsun bir tür. Ben öyle tanımladım şu anda. Fakat şu var.
Ya yani şöyle bir şey, bunu şöyle aslında hepimizde olduğunu düşünüyorum bunun. Yani hepimiz, mesela sen şarkı yapıyorsun, insanlara veriyorsun. Hepimiz farklı alıyoruz onu. İşte kimimiz onunla duygulanıyoruz, kimisi sevdiğini düşünüyor, kimisi annesini düşünüyor. Herkes alıp onu başka bir yere koyuyor. Sen de bunu yapıyorsun aslında. Hepimizde, bu bana özgü bir şey değil. Yani ben böyle başka seçilmiş insan derler, öyle bir şey falan değilim. Aslında ben sadece bu enerjimi kullanmayı bulmuşum, Çok güzel bir keşfetmişim. Bu şey ya. çocukluktan Doğru. gelen bir şey. Yani nasıl bulmuşum yolumu? Çocukluktan bakarsanız bulursunuz. Ama hepimizin aslında kendi içimizde bir kaynak var. Bunu diğerleriyle paylaşmamız gerekiyor. Yani başkasında da bir kaynak var. Benim de ona ihtiyacım var. Hani bütün soruların cevabı da bende değil bu hayatta. Benim de başka insanların Seni kaynaklarına besliyor ihtiyacım var. tabii. Sen şarkı söylüyorsun, ben de Tabii. ondan besleniyorum. İşte başkası bir şey yapıyor, ben de ondan besleniyorum. Bu çok birbirimizle bağlı olduğumuzu, hiçbirimizin ben olmadığını, hepimizin biz olduğumuzu, o yüzden bir arada Evet. olmamızın gerektiğini ve hani yalnızlık duygusunun sadece Allah'a mahsus olduğunu ve insanın gerçekten birbiriyle tamamlanabilen Kesinlikle. bir canlı olduğunu, onu hepimizin bilmemiz Kesinlikle. gerekiyor. Yani Ben bunu çok bak, hatta hissediyorum. hayata manşetinizi atın demişin. Hayata manşetinizi atın cümlesi de sana ait, tescilli bir cümle. Üstelik yani seninle bu konuda, Evet, kitabımın da evet, ikinci ismi. kitabına geleceğiz şimdi, kitabını da anlatalım lütfen, ama şöyle düşünüyorum. Hayata manşetinizi atın derken, herkese kendi içindeki işte o hikayeyi keşfedip doğru anlatma yöntemini bularak karşıdakine geçirmeyi, belki karşısındakinin onun içinden bir şey çıkartıp, ne bileyim, böyle nemalanacak bir şey bulabileceğini karşıya hissettirmek diye düşünüyorum. Ve sen tabii oturdun, bir kitap yaptın. Bir konuşursan dünya sarsılır dedin. Yani niye böyle bir isim seçtin? Yani hani sanki böyle içinde yazan çok gizli bir şey var da konuşursan dünya sarsılacak gibi. Neler oluyor? Tabii. Tabii canım, biri bana hatta şey dedi, kitap çıktı daha kitabın içeriğini bilmiyor. Biri bana dedi ki medyadaki dedi şey her şeyi döktün mü dedi bana. Hani bilmiyor içinde ne olduğunu, bir konuşma kitabı olduğunu bilmeyen birisiydi. Ne yaptın dedi, medyada herkesi yazdın mı dedi. Ben dedim ki evet herkesi yazdım dedim. Herkesin ismini pazara Çok iyi. çıkardım dedim gülerek, ama tabii ki böyle bir kitap değil. Bu bir konuşma kitabı. Bu bir konuşma kitabı. Ve buradaki konuşmanın kaynağı aslında insana o duyguyu verdiğinizde ve doğru yöntemleri bulduğunuzda insanların dünyalarını sarsabileceğiniz ve bütün dünyayı da sarsabileceğiniz, aslında doğru yöntemle gittiğinizde konuşmanın bir dünya sarsan aslında büyük bir etkisi olduğunu gösteren bir kitaptı. İsmini nasıl bulduk onu söyleyeyim. Benim aslında ilk gidiş şey çıkışım hayata manşetinizi atını biz kitaba isim yapacaktık. Şimdi kitabın ikinci ismi oldu. Sonra benim reklamcı bir arkadaşım var, çok sevdiğim Erkan Belen. Bana dedi ki ya dedi ben dedi Sevinç'i tanıyorum, hani hem dostumdur hem iyi bilir yaptığım çalışmaları da, ben dedi Sevinç'i biliyorum dedi, Sevinç dedi konuşursa dedi dünya sarsılır dedi, yani bu kitapta biliyorum ki dedi dünyayı sarsacak bir konuşmanın Çok tarifini yazdın sen dedi. Ondan sonra dedik ki sonra böyle konuşurken bu kitabın da o zaman konuşursam dünya sarsılır olsun diye aslında buradan ilerledi. Bu iddialı isim de çünkü sağ olsun işte kendi meslek profesyonelliğine göre Erkan, İşte benim mesleğimde gayet işte iyi olduğumu ve bunun bir etki yarattığını, bir etki yaratabileceğini söylediği ne noktada, güzel. o güveni verdiği noktada kitabın ismi de zaten Ama kendini çok bulmuş güzel oldu. bir promosyon yapıldı ve her yerde özellikle LinkedIn'de durmadan gördüm ve ondan çok da faydalanan insanlar var. İnşallah ikinciyi de böyle heyecanla bekliyoruz. Ne Çok yazacaksın? mutlu İkincinin oldum. ismi ne olur acaba şimdi? Birinci konuşursam dünya Evet, ikinci sarsılır. de zaten projeler var. Ben şeyde bu öyle bir denk geldi ki şimdi tam pandemi sürecine denk geldi. Yani Şubat'ta kitap çıktı, Şubat'ın ortasında. Mart'ta biz pandemiyi Evet, çok yaşadık. kısaydı. Ondan sonra herkes bana dedi ki sonra ben bu pandemi sürecinde Sevinç Satıroğlu düşünüyor diye Instagram'da yazılar yazmaya başladım. İşte böyle kısa, net yazılardı. Bu süreçle ilgili yazılar yazmıştım. O noktada da işte düşünürsem dünya sarsılır olacak ikinci kitabımın ismi diye bir espri yaptım. Sonra bana geri dönüşler şöyle oldu. Aman Sevinç Hanım, konuştunuz dünya sarsıldı Düşünürsen ne pandemiyle. olacak? Düşünürseniz ne olur bilmiyorum diye. Çok iyi ya. Ondan Yani her şey olabilir. Yeter ki isteyin. sonra... Enerjinizi doğru yönlendirin. Öyle değil mi? Bu arada nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun evde? Pandemi. Evet, yani kesinlikle bu o anlamda pandeminin Pandemi şey etkisi döneminde ne yok yani. yapıyorsun evde? Evde değil aslında, şöyle bir şey, evde online, sürekli online sunuculuk yapıyorum.
online olarak en fazla kaç kişiyle yaptın? Ondan sonra işte biz bayağı ofisten falan malzeme getirdik. Görüyorum. Arkamda mesela roll up görüyorsunuz. Kaç kişiyle yaptın en fazla? Tabii eve ışıklar. En fazla yayın, yani yayın yaptığımız var. 101 kişiyi aldığımız zamanlar oldu. Yani şey olarak ne derler, mesela Zoom üzerinden de eğitimler veriyorum. 100 kişiyi gördük ya, 101 kişiyi gördük. Daha fazlası varmış. Onlar YouTube'dan katıldılar. Aynı zamanda YouTube'dan da canlı yaptık. Yani aynı anda herhalde bir 200 kişiye yaklaştık. Epey bir yoğun talebin olduğu konferanslar. Kurumsal tabii. Aynı kurumsal. Epey izleyiciye ulaştık burada. Tabii tabii, yani kurumsala ulaştık. Ben özellikle Instagram yayınları yapmadım kendim açıp. Çünkü zaten benim profesyonel mesleğim sunuculuk. Hani bunu kendim açıp da tekrar yapmak istemedim. Zaten her gün birinin bir şeyini sunuyorum. Zaten konferanslar için Zoom üzerinden, yine Instagram üzerinden de sunuculuk yaptım. O yüzden böyle bir şey gerekiyor. Ben de mesela karşıydım. Hani çıkıp da şeyden canlı müzik yayını yapmak ya da işte çıkıp da canlı bir şeyler yapmak. Konuk olmak daha eğlenceliydi. Hı hı. Çünkü istediğim gibi konuşuyordum konuk olarak. Evet, fakat Serap sohbet tatile vardı, gitti. Evet. dedi bana lütfen kısa bir süre içinde olsa hani böyle bir şey yapabilir miyiz? Ama çok güzel yapıyorsun. Sen de çok Serap'la teşekkür sen ederiz. De. Yani iyi ki yapıyorsunuz bu yayınları. Zaten Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'niz çok kıymetli. Buradan tabii bunu yapmak, bu derneğin aslında çatısı altında hepimizin takipçilerinden, işte hepimizin aslında diğer insanları da duyurup buraya toplamak ve bir arada olmak çok kıymetli. Çünkü ben burada Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nde yönetim kurulu üyemişsin. Lütfen konuşalım. Türkiye'de gerçekten sigarayla savaş konusunda çok önemli. Çok önemli tabii girişimleri var. Çok önemli noktalara değinen ve değerli bir dernek. Daha fazla aslında destekçi ve daha fazla bilinirliklere tabii insanların her gün hayatlarında bu savunuyu götürmeleri gerekiyor. Çünkü bu dünya hepimizin, bu sağlık hepimizin. Çünkü burada kastettiğimiz şey bir kere dumansız hava sahasında çevreden tutun insan sağlığının en başta olmak üzere tabii çok önemli değerleri var. Yani hepimiz bugün geldiğimiz noktada pandemi sürecinde sağlığın ve çevrenin ne kadar önemli olduğunu yaşadık. Bakın sağlık yok ve çevre yok, evdeyiz. İşte Birleşmiş Milletler biliyorsunuz 10 yılda 2030 yılında küresel ısınmanın küresel felaketlerden bahsediyor. Yani bugün pandemi ama bu başka bir 10 sene sonra da karşımıza küresel ısınma olarak çıkacak. Mesela bir noktada tabii biz mesela şunu da konuşuyoruz. Pandemideki virüs laboratuvar virüsü mü diye burada bunun üstünde konuşurken bir taraftan da başka bir gerçek var ki bunu uzmanların, bilim insanları da şunu söylüyorlar. Güneş üzerindeki lekelenmeler azaldığı için böyle bir manyetik, dünya ile arasındaki manyetik temas bozulduğundan dolayı virüsler eskisi kadar ölmüyorlar. Bundan dolayı da hayvanlarda var olan, zaten biz de onların alanlarını işgal ettiğimiz için hayvanlarda var olan virüslerin de yayılma oranları artıyor. Yani artık onlar ölemiyorlar. Hem ölemiyorlar virüsler. Hem de biliyorsun. O yüzden mesela bak, hortum çıktı. Bu da çıktı. Bir gerçek. Yani hep doğanın ve dünyanın tabii, gidişatı hortum içinde. Çıktı bak. Durup durduk yerde. İstanbul'da evet. Böyle bir hortum var. Şeyde, olabilir mi? Büyükçekmece'de tabii hortum olabilir gördük miydi? İstanbul'da. Mümkün değil. Çünkü elimizle tabii küresel ısınmanın çok büyük etkileri. Yani yanacağız şey noktasında. Yanacağız gerçekten. Çocuğumuza maalesef ki daha duyarlı tabii olmamız gerekiyor. Neler yapıyorsun? Sen pek çok yerde sunuculuk hı-hı yapıyorsun ama uygulama olarak da herhangi bir STK'yla bir şeyler yapıyor musun çevreyle alakalı? İklim değişikliği, çöpler. Ben biliyorsun çalışmaya devam ediyorum ya, sıfır atık. Neler hı-hı yapıyorsun? Hı-hı. Evet, evet. Hı hı. Muhabirlik yıllarımda çevre yaptığım çevre haberleriyle çokça ödüller almıştım. Uluslararası ödüller de vardı bunların içerisinde. Yine bu bana sunuculuk tarafına geldiğim zaman yine sıfır atık olsun. İşte TÜRKTAY'ı biliyorsun. Türkiye'de tüm yönleriyle katı atık yönetimi üzerine konuştuğumuz konferans dizisini de sunuyorum. Tabii TÜRKTAY ve buradan selamlarımızı da gönderelim Grup E'den. Bununla birlikte aslında pek çok aslında çevrenin içindeyim. Şu an temanın gönüllüsüyüm. WWF'in kampanyalarını destekliyorum. Onlar çok kıymetli. Ve elimden geldiğince pek çok noktada da hem küresel ısınma hem de insanların sağlık noktalarında içinde bulunmaya çalışıyorum. İşte yıllarca Global Wellness Day'i destekledim. Sağlıklı tabii yaşamla ilgili. Bu da çok kıymetli kesinlikle bir oluşum biliyorsun. Türkiye'den doğdu Belgin Aksoy'un ve tüm dünyaya yayıldı. Bu da bizden doğan çok önemli bir etki. Bir kadın girişimci açısından da çok büyük bir etki. O nedenle biraz daha hani insanların duyarlı olabilecekleri bir noktadan ilerlenmesi gerektiğine ben de hem bir vatandaş olarak hem duyarlı bir
insan olarak, bir gazeteci olarak, bir sunucu olarak, mesleki anlamda da bir eğitmen de olarak aynı zamanda hem öğreterek bir taraftan hem de kişisel olarak güzelsin, çabalarımla ilerliyorum bu fakat konuda da. Fakat dünyada atık sayılmayan iki şey var. Biri sigara izmariti, diğeri sakız. Bunu hiç atık mıdır, çöp müdür hiç önemsemeden ne yazık ki sonuçta bu yağmur sularıyla denize kadar giden ve deniz hayatını çorbaya çeviren sigara izmariti belası. Tabii. Şu anda hele COVID-19'un belki de üstüne basarak yayılmasına sağlıyorsun. Sadece sigara izmariti değil artık. Hani bayağı her yerde maskeler, eldivenler de görüyoruz ki tıbbi atık statüsünde bunlar da. O kadar ne derler, umursamıyoruz ki. Bir anda böyle herhalde evlerden çıktık. Mesela o plastik. Maalesef. Plastiklerin tabii. Ve çok eğitim lazım. Orada mesela PAGEV'e de ben tabii mesela PAGEV'den bahsetmek istiyorum. PAGEV'in de yıllardır sunuculuğunu yapıyorum. PAGEV nedir? Tüm plastik üreticilerinin bir arada oldukları bir kaynak. Evet. İşte Yavuz Eroğlu, Sayın Yavuz Eroğlu Başkanı. Yavuz Bey de mesela her zaman şunu söyler. Plastiklerin hayatımızda yeri çok ama şöyle bir gerçek de var. Plastiğin doğada yeri yok. Yani bunu kullanın. Çünkü plastik kullanmadan her zaman cam kullanamıyorsunuz. Tabii, her zaman metal kullanamıyorsunuz. Her zaman ahşap kullanamıyorsunuz. Şimdi materyallere baktığınız zaman. Ama bunlar içerisinde önemli olan şey bunu kullandıktan sonra bununla baş etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yani bunu geri dönüşüme göndermemiz gerekiyor. O yüzden bu bizim için önemli bir bilinç, farkındalık aslında. Ben mesela burada bir şey anlatayım. Çok çarpıcı bir hikayedir. Sunumumda mesela PAGEV'in sunumlarında da bunu anlatırım ben. Ben hayatımda öyle bir hikaye duydum ki bir hocamızdan duydum, profesör. Kendisi bir kız kardeşini plastik şırınga olmadığı için kaybettiklerini anlatır. Hastanede yıllar öncesinde plastik şırınga, yani kullan at şırınga olmadığı için metal şırıngalar nedeniyle hayatını kaybettiğini anlatır. Yani aslında ve kendisi de PAGEV'in iyi bir destekçisi. Çünkü bunun farkında. Yani biz maalesef ki plastiğin yerine koyabileceğimiz muadil bir ürün yok. Bunun farkındayız. Bir şeyi taşımak ya da kullanan at ürün, yani tıbbın içerisinde kullanabileceğiniz başka bir ürün bulamıyorsunuz. Yine işte yakıtların ya da enerjinin tasarrufu için otomobillerde plastik kullanılıyor. Bunun yerine başka bir alternatif yok ya dünya üzerinde. Ama ne yapacağız? Böyle bir çaresizliğin içerisinde, yani bunu kullanmak zorundaysak bunlarla baş etmeyi bileceğiz. Bunları kullanmayı bileceğiz. Bu önemli bir kavram. Hepimizin bu noktada bilinçli olması gerekiyor. Şimdi zaten bu özellikle PAGEV benim için de çok değerli. Çünkü şu an özellikle pandemi döneminde her şeyin ambalajlı olması ve mümkünse tek kullanımlık olması çok önem taşıyor. Tek kullanımlık şırıngalardan tut da tek kullanımlık çatal bıçaklar, tek kullanımlık mendiller, ama sen o mendili kalkar, ıslak mendili sokağa atarsan, onun erimediğini bile bile tuvaletin içine atarsan olmaz. Çünkü bu atıkların zaten Türkiye'de %10'u geri dönüştürülebiliyor. Kalanı gömülüyor. Keşke evlerimizde çıkan atıklarımızı kompost yapabilsek. Keşke plastiklerimizi doğru dürüst ayrı atıp çöpe karıştırmasak da onların yeniden değerlendirilmesini sağlasak. Belki hani ne bileyim pet şişenin üstümüzdeki polar battaniye olduğunu bilse, hani daha sonrasında belki atmadan düşünebilir yani bilmiyorum. Ya da attığı cikletin başka bir canlı tarafını. Belediyelerin biliyorsunuz artık şeyler var, o atıyorlar kedi maması alıyorlar, plastik şişeleri at. Attığınız zaman geri dönüşüme size kedi köpek maması veriyor. Antalya'da var. Market kartı. İşte, akbil dolduruyorlar yine aynı şekilde plastiklerle. Evet. Kompost yapma. Tabii. İstanbul'da da var. Ha, market kartına dönüştürüyorlar. Evet. Yani çok önemli bunlar geri dönüşümde. Ama şu var, hiçbir şey olmasa bile, karşılığında dünyayı kurtarıyoruz aslında farkında olmadan. O yüzden çok önemli.
Kompost dediğin ya, kompostun ne olduğunu bilmeyen insanlar var. Biz burada kompost diye bahsediyoruz ama kompost ne diyorlar? Bunu bilmeyenler var. Ama arkadan gelen nesil, hani biz keşke onlara bu dünyayı bu hale getirip de sonra öğretmek, bu zorunlulukla öğretmek zorunda kalmasaydık. Anaokul çocukları biliyorlar mesela. Keşke. Evde nasıl kompost yapacağını anaokulunda öğretiyorlar. Yapacak çocuklara. Çok işi var ama aslında. Maalesef kolları sıvayıp hepimizin başımızı böyle bir önüne eğip düşünmesi lazım. İşte buyurun. Evet. Kısa bir süredir evin içinde kaldık. Hani nereye hı-hı giyindik? Neyimizi kullanabildik? Yani sadece kendi kendimiz yediğimiz içtiğimiz şeylerle baş başaydık. Belki bir de televizyon. Ama ne bileyim ben, hiçbir şey yok. Ve tabii ben dünya hatta yoksa, iki ayın sonunda hiçbir şey yok. Bazı televizyon kanallarının kaynaklarının bittiğini, hani günlük hani depo çalışan şeylerin kaynaklarını bitti. Ne yapacağız? Eğer bu pandemi devam ederse kimse dışarı çıkamıyor. Ne yapılacak? Ne edecek? Bayağı böyle ciddi bir herkes kabus ve kaos yaşadı. Şunu düşünsünler. İnsanlar geri çekildikleri zaman doğa kendine geldi. Karınca yuvaları falan çıktı. Yunuslar geldi. Hava daha temizdi. Daha güzeldi bazı şeyler. Ama insanlar geldi ve yine oraları batırdı. Senin gözünün önüne de geliyordur yani, özellikle çekirdekler, o deniz kenarlarında hem gezip hem yediklerini, içtiklerini bırakanlar. Biraz acıma duygusu lazım. Kendi halının üstüne atıyor musun? Atmıyorsun. Yani biraz acıma duygusu lazım. Başka şeyler lazım. Eğitim şart. Vicdan, tamam mı? Yani vicdan ve duyarlılık, vicdan olduğunu düşünüyorum bunun. Vicdan duygusu olduğunu düşünüyorum. Çünkü kesinlikle orada şeydir ya, Tolstoy'un bir sözüydü. Vicdan insanın içindeki tanrıdır aslında. Yani senin oradaki bütün aslında inancın, ibadetin, maneviyatın neyse sen onu düşünürsün. Onu yapmanın hani başına illa senin bir polis dikilmesi, doğru, bir şey dikilmesi, bir gardiyan dikilmesi gerekmiyor insanların başına. Hiç kimsenin. Herkes kendi bilincinde olacak. Yani hepimizin başında bekleyen şey aslında vicdanıdır. Kesinlikle. Vicdanınızın el verdiğini yaparsınız, el vermediğini yapamazsınız. Hani hiç kimseyi görmese de siz yapamazsınız onu. Bu noktada biraz hem gençlere, geleceğe, çocuklara, onlara biraz vicdanlı olmak gerekiyor. Çünkü bu dünyayı hepimiz göçüp gittiğimizde onlara bırakacağız ve bu halde bırakacağız. Bakın bize de bırakılırken bu halde bırakıldı. Biz de başka bir yerden teslim aldık. Oradan alırken böyle bırakıldı. Şimdi son 10 yıl diye tabii, maalesef Türkiye'de de son dünya 10 yıl küresel içecek su kalmayacak konuşuyor. Son 10 yıl yani. Bazı şeyleri bilerek yapmak lazım. Aslında evet. Deniz sularının maalesef. Yani deniz şu anda elimizde var gürül, gürül kaynaklar evet varken, ama işte bitiriyoruz hepsini. Biliyor musun, süremiz doldu ya. Vallahi doldu ya. İşte yani şey bittiği noktada doldu mu süreniz? Peki, çok son söz olarak da sigarayla savaş derneği için bir şeyler alayım. Mutlu mesutsun bizimle çalıştığın için, ben biliyorum. Sigara için Türkiye'de yapılanların içmemeleri tabii için yeterli olduğuna inanıyor musun? Kesinlikle. Yani başka neler yapılması gerekir? Bir fikrim var mı? Son 1-2 dakika için onu alayım. Tabii ki bir kere dumansız hava sahası ve kapalı mekanlarda sigara içilmemesi ya da belli yerlerde içilmemesi çok önemli bir düzenlemeydi. O zaten çok kıymetli bir düzenleme ve hani dünyada bizi de alıp çok özel bir yere koydu. Yani dünyanın örnek gösterdiği bir uygulamamız var bu noktada. Hani biz Türk olarak, Türkiye olarak burada örneğiz. Hani hep soruyoruz ya, nerede örneğiz diye, sigara konusunda bu noktada örneğiz. Onu emin olabilir herkes. Ama bundan sonraki olay da yeni neslin sigaraya başlamaması. Ya bu arada işte bir sıkıldım, bunun noktası sigara olmamalı. Oradan uzaklaştırmak için, vazgeçilmezliğini kırmak için insanlardaki. Orada daha psikolojik desteklerle beraber başladım bıraktım, başladım bıraktım değil. Birbirimize destek olarak ve bunun farkındalıkla yayılması gerekiyor. O farkındalık yayıldığında artık kimse içmeyecektir zaten. O bence zaten de. Bugünkü konuğumuz efendim o şahane bir kadın gördüğünüz gerekiyor gibi. Pozitif, dünya tatlısı. Çok çok güzel konuşuyor. Çok zeki, çok akıllı. Keşke hani ben de onun gibi konuşabilseydim ya da ben de onun gibi anlatabilseydim derdimi çok dediğiniz şahane bir kadındı. Sevinç Satıroğlu'ydu. Hoş, efendim
Hoş geldin. Estağfurullah. Güle güle diyorum. Estağfurullah. Böyle ikisi bir arada. Sefalar getirdin. İnşallah sevdiklerinle yan yana can cana keyifli bir yaşam diliyorum sana. Bunun videosunu da daha sonra izleyebileceksin. Şimdi kaydedeceğim. Canım benim, çok teşekkür ederiz. İnşallah hepimiz için öyle çok kıymetli sözlerin. Çok güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ben de senin güzel yüreğin için çok teşekkür ediyorum bir kere. Herkese de, bizlerle birlikte olan herkese de, Türkiye Sigara Savaş Derneği'ne de gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşçakalın. Nice güzel ve sağlıklı günlerle tekrar birlikte olmak dileğiyle. Sevgiler.